İyi akşamlar değerli izleyenler. Briefing saatine hoş geldiniz. Bu hafta yine Kanal İstanbul meselesini ele almaya devam ediyoruz. Kanal İstanbul biliyorsunuz Türkiye'nin mega projelerinden en sonuncusu ve aslında en büyüklerinden bir tanesi. Dolayısıyla sadece bir teknik proje olmanın dışında aynı zamanda siyasi tartışmaların da yoğunluklu bir gündemi haline geldi. Ve Kanal İstanbul'un yapılıp yapılmayacağına dair yapılan tartışmalar siyasi bir boyut kazandı. Tam da Türkiye'deki muhalefetle iktidar arasındaki gerilimin bir parçası haline getirildi. Bu tartışma tabii ki doğaldır. Her bir projenin siyaseten de tartışılması doğaldır. Ama maalesef bu siyasi tartışma işi ciddiyetinden, merkezinden biraz uzaklaştırdı gibi gözüküyor. Dolayısıyla biz bugün briefing saatinde çoğunlukla bu siyasi tartışma kısmına odaklanmak yerine gerçekte Kanal İstanbul nedir, İstanbul'a nasıl bir katkısı olacak veya başka projelerle mukayese edildiğinde gerçekten Kanal İstanbul'un yapılması İstanbul'a büyük bir katkı sunacak mı gibi meseleleri cevaplandırmaya çalışacağız. Piyasadaki tartışmaları bir kenara bırakın çünkü onlar işte İstanbul'da bir deprem yarattığı ihtimalinden tutun da olmayacak başka bin türlü hikayeyle Kanal İstanbul meselesini eleştiriye tabi tutuyorlar. Tabii ki eleştiri her projede yapılabilir ama biraz ciddiyet, biraz gerçeklikle zeminini oturtması gerekir bu eleştirilerin. Şimdi Kanal İstanbul'u ele alırken bizler bütün bu eleştirileri de göz önünde bulundurarak aslında bazı şeylere dikkat etmek zorundayız. Kanal İstanbul bilindiği gibi öncelikle bir ekonomik proje. Yani İstanbul'a önemli bir ekonomik katkı sunması bekleniyor. Çünkü dünyadaki mevcut su yollarına baktığınızda özellikle bu tür yapay kanallardan sahibi olan ülkelerin büyük miktarlarda gelirler elde ettiği biliniyor. Dolayısıyla Kanal İstanbul projesi de aslında Türkiye'ye bir gelir kapısı. Türkiye'den boğazları kullanarak geçen gemilerin, Karadeniz'den Ege'ye, Ege'den Karadeniz'e geçen gemilerin Türkiye'ye gelir bırakması için tasarlanmış bir proje. Projenin aynı zamanda sadece geçiş ücretlerine odaklanmayan, kanalın etrafında kurulacak yeni bir şehirleşme, kanalın etrafında oluşturulacak çeşitli limanlar aracılığıyla da Türkiye ekonomisine uzun yıllar boyunca destek verebileceğini düşünüyoruz. Sadece ekonomik açıdan da değerlendirmek yeterli değil. Çünkü birçok kimse Kanal İstanbul'un aynı zamanda İstanbul'un çevre şartlarına ne tür bir etkisi olacağını da merak ediyor. Aslında bu soruyu cevaplandırmak için 90'lı yıllarda Boğaz'da, İstanbul Boğazı'nda yaşanan gemi kazalarına kısaca bir bakmakta fayda var. İstanbul'da öylesine tehlikeli gemi kazaları atlatıldı ki Boğaz'ın bu kazalardan sadece kirliliğinin temizlenmesi bile uzun yıllar aldı. Bugün bu tarihlerde aslında çok haber değeri olmuyor ama irili ufaklı birçok kaza hala İstanbul Boğazı'nda maalesef yaşanıyor tüm tedbirlere rağmen. Çünkü İstanbul Boğazı oldukça tehlikeli bir su yolu. Hem suyun üzerindeki akıntılar, hem suyun altındaki akıntılar, hem de boğazın kendisine has kıvrımları nedeniyle aslında büyük gemilerin geçişinde oldukça sorunlu bir su yolu olduğu söylenebilir. Bu yönüyle hem İstanbul Boğazı'nın korunması, hem İstanbul'un denizlerinin sağlıklı bir iklim koşuluna, sağlıklı bir çevreye oturtulabilmesi için aslında Kanal İstanbul'un büyük önemi var. Bütün bunları bir kenara bıraktığınızda aslında deprem vesaire gibi tartışmaların biraz anlamsız olduğunu görebilirsiniz. Zaten önemli bilim adamları bu konuyla ilgili açıklamaları yaptılar. Öyle kanal kazmakla vesaireyle ciddi bir deprem riskinin falan oluşma ihtimali yok. Lütfen kafanızı bu tür meselelerle bulandırmalarına müsaade etmeyin. Aynı konu yani çevre çerçevesinde İstanbul'un çevre şartlarının veya ormanlarının ortadan kaldırılacağına dair iddialar da ortaya konuluyor. Aslında bunların da çok bir gerçekliği yok. Çünkü kazılacak alan oldukça net, oldukça belirli ve bunlar aslında İstanbul'un çevre şartlarına zarar vermiyor. Bütün bu tartışmaları bir kenarda bırakarak bizler gelin gerçekten anlamaya çalışalım. Kanal İstanbul'un Türkiye'ye katkısı ne olacak? Birkaç grafikle size bunları kısaca sunmak istiyoruz. Eğer arkadaşlarım bu grafikleri yansıtabilirse kısaca Kanal İstanbul'u tanımlayalım. Kanal İstanbul
İstanbul'un içerisinden yaklaşık 40 kilometre boyunca geçecek olan bir su yolu. Boğaz gibi kıvrımlı değil, aksine dümdüz. Ta 3. Havalimanı'nın başladığı yerden Küçükçekmece Gölü'ne kadar gelecek bir su yolu. 150 hatta bazı yerlerde 225 metre genişliğinde olacak. Yani bugünkü kullanılan büyük gemilerin %98'inin geçebileceği kadar genişlikte olacak ve 21.75 metre derinliğinde olacak. Buradan gemiler İstanbul Boğazı'na girmeden kanal yönünde, yani İstanbul'un göbeğine uğramadan Karadeniz'den Ege'ye, Karadeniz'den Marmara'ya, Marmara'dan Karadeniz'e geçişlerini yapacak. Aslında projenin hedeflediği iki tane şey var. Birincisi Türkiye'ye ekonomik katkı sunmak. İkincisi ise İstanbul'un ve gemi geçişlerinin güvenliğini sağlamak. Arkadaşlar bir sonraki tabloya geçersek şayet özetimizi devam ettirebiliriz. İstanbul Boğazı'ndan nasıl bir ekonomik kazanç sağlanacak? Yani bu kanaldan nasıl bir ekonomik kazanç sağlanacak meselesine gelirseniz, bugünkü İstanbul Boğazı geçişlerinden Türkiye hiçbir ücret almıyor. Sadece verilen hizmet, yani rehberlik hizmeti, geçişteki sis düdüklerinin, sıhhi kontrollerin vesairelerin ücretleri alınıyor ve bunlar aslında hiçbir gelir sağlamıyor. Aksine bu alınan ücretler işletme masraflarını dahi karşılamıyor. Yani hani çok söylediğimiz boğazlar, dünyanın çok önemli jeopolitik bir noktası dediğimiz boğazlardan maalesef Türkiye ekonomik olarak şu haliyle hiçbir kazanç elde edemiyor. Kanal İstanbul'dan nasıl bir gelir elde edileceği meselesine gelirsek, aslında bunlar birer tahmin. Zaman içerisinde değişiklik de gösterebilir ama Kanal İstanbul'dan geçecek gemilerden yılda 1 ila 1,5 milyar dolar, hemen biter bitmez yılda 1 ila 1,5 milyar dolar gelir elde etmesi planlanıyor. Kanaldan 2035'te geçen gemi sayısı 50 bini bulacak ve Türkiye'nin buradan yıllık geliri 5 milyar dolar civarına çıkacak. Uzun vadeli planlamalarda buralardan geçecek gemilerden Türkiye'nin 8 milyar sadece bu kanalı kullanarak geçen gemilerden geçiş ücreti olarak alınacak rakamlar 8 milyar doları bulabilir. Son grafiğimize geçebilirsek arkadaşlar, orada da şu konuyu ele alalım. Gerçekten buna gerek var mı? Sadece bir ekonomik yatırım mı? Hayır, sadece bir ekonomik yatırım değil. Kanal İstanbul aynı zamanda da İstanbul'dan geçen gemilerin güvenliğini sağlamak için son derece önemli. İstanbul Boğazı dünyanın en tehlikeli su yollarından bir tanesi. 19 keskin virajı var ve bunların hepsi son derece tehlikeli. Hatta bir viraj 80 derecelik bir açı yapıyor ve dolayısıyla İstanbul her an bu büyük tankerlerin kazası ihtimaliyle karşı karşıya. Değişen ters yönlü akıntılar yine aynı şekilde kaza ihtimalini artırıyor. Bugüne kadar İstanbul Boğazı'nda yüzlerce kaza meydana geldi. Sadece son 4 yılda 65'ten fazla gemi kazası oldu. Yani alınan tüm tedbirlere rağmen irili ufaklı kazalar bunlar. Dolayısıyla Kanal İstanbul'un aslında yapmaya çalıştığı şey İstanbul'un içerisindeki gemi trafiğini azaltmak ve bu sayede Boğaz gerçek kimliğine kavuşma ihtimali taşıyacak. Sizlere son kez Kanal İstanbul'un güzergahını da gösterelim. Dikkat edecek olursanız 3. Havalimanı burada. 3. Havalimanı'nın oradan Karaburun civarından başlayacak Kanal İstanbul Küçükçekmece Gölü'ne kadar gelecek ve gemiler İstanbul'un içerisine, büyük gemiler İstanbul'un içerisine girmeden buradan Marmara'ya veya Karadeniz'e doğru açılarak devam edecek. Hem İstanbul güvenli hale gelmiş olacak hem de ekonomik bir kazanç kapısı olarak karşımıza gelecek. İki mesele daha var. Çok kısa onlara değineceğim. Sonra bir konuğum var. Onunla konuyu ele alacağız. Montrö adına sorun yaratır mı? Montrö adına Kanal İstanbul'un sorun yaratma ihtimali var mı? Veya Montrö delindiğinde Amerika'nın Karadeniz'e girmesini, Amerikan gemilerinin Karadeniz'e girmesini mi sağlayacak? Hayır, Montrö Boğazlar Sözleşmesi dediğimiz şey Karadeniz'i de içerisine alır. Herhangi bir gemi, Amerikan gemisi ister kanaldan geçsin, ister boğazdan geçsin, Karadeniz'de her halükarda
21 gün kalma şansına sahiptir. Dolayısıyla Amerikan savaş gemilerine açıldığı gibi bir hikayenin de aslında doğru olmadığını söylemek lazım. Son bir kez, son bir meselede İstanbul'un askeri savunması için Kanal İstanbul sorun yaratır mı diye bir soru soruluyor. Ona da kısaca şunu söylemek lazım. Kanal gibi bariyerler çoğunlukla saldırıda bulunana değil, savunmada bulunana avantaj sağlar. Dolayısıyla kanalın İstanbul'un önünde olması Trakya'dan Türkiye'ye yönelik, İstanbul'a yönelik herhangi bir saldırıda Türkiye'nin önünü değil, Türkiye'ye saldıranların önünü tıkayabilir. En fazla ihtimalle bu gerçektir. Dolayısıyla Kanal İstanbul'a dair yapılan tartışmalarda bu tür magazinsel meseleleri bir kenara bırakıp konuşmakta fayda var. Bu konuyla ilgili çok değerli bir uzmanımız var. Ben kendisini davet etmek istiyorum. Marmara Üniversitesi'nden Profesör Doktor Recep Bozdoğan hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Sağ olasınız. Ya bu Kanal İstanbul meselesini biliyorsunuz yani biraz mecrandan taşırarak konuştular. Tabii ki her mesele siyasal bir meseledir. Her konunun siyasal bir tarafı vardır, ele alınabilir ama ben maalesef bu konunun çok net bir şekilde, iyi bir şekilde vatandaşlara anlatıldığı kanaatinde değilim. Sizden aslında bunu talep ediyoruz hocam. Yani Kanal İstanbul nedir ve İstanbul'a katkısı nedir? Büyük zararı mı vardır yoksa İstanbul'a veya Türkiye'ye katkıları mı olacak? İsterseniz genel bir giriş yapın, ondan sonra devam edelim. Çok teşekkür ederim. Kanal İstanbul, İstanbul'a sınıf atlatacak büyük bir entegre ekonomik kalkınma projesidir. Sadece bir kanaldan bahsetmiyoruz. Elbette ki bir kanalın çok çok ötesinde olan bir şey. Zaten Kanal İstanbul projesi 2011 yılında ortaya atıldıktan sonra Mısırlıların Süveyş kanalına bakışı da değişti. Bakın, bazıları Kanal İstanbul'u Süveyş kanalıyla mukayese ediyor. Evet. Hayır. Süveyş kanalını elinde tutan otorite, yani Mısır hükümeti, Kanal İstanbul'u örnek alarak Süveyş kanalına dair çok kapsamlı bir proje hazırladı. Hı hı. Kanal İstanbul nedir, onu söyleyelim. Birincisi, Kanal İstanbul, İstanbul'u Avrupa'nın en büyük limanlarından biri haline getirecek. Birinci özellik bu. İkinci özellik, Avrupa'nın en büyük lojistik merkezlerinden biri haline getirecek. Evet. Üçüncüsü, Avrupa'nın en büyük kongre merkezlerinden biri haline getirecek. Dördüncüsü, Avrupa'nın en büyük fuar merkezlerinden biri haline getirecek. Beşincisi, Avrupa'nın en gelişmiş teknoloji geliştirme bölgelerinden biri haline getirecek. Altıncısı, Avrupa'nın da ötesinde dünyanın en önemli sağlık turizmi merkezlerinden biri haline getirecek. Yedincisi, yine dünyanın en önemli ekolojik turizm merkezlerinden biri haline getirecek. Sekizincisi, kanal boyunca inşa edilecek iki tane orta büyüklükteki şehir ki bunlar akıllı ve ekolojik şehirler. Bu şehirler hem Türkiye içerisinde şehirleşmeye örnek olacaklar, model olacaklar, hem de dünya çapında ses getiren büyük bir şehirleşme hareketinin de en somut örnekleri haline gelecekler. Son olarak Kanal İstanbul projesi kapsamında inşa edilecek olan marina, İstanbul'un marina kapasitesini artıracak. Çünkü yatçılık ya da marina turizmi çok büyük gelir getiren bir turizmdir. Kongre turizmi çok büyük gelir getiren bir turizmdir. Fuar turizmi aynı şekilde, sağlık turizmi aynı şekilde ve diğer faaliyetler. Bir de İstanbul Havalimanı ile bütün bunları entegre ettiğinizde aynen Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi yıllık ekonomiye katkısı 20 milyar dolardan fazla olan, gayri safi milli hasılaya direkt etkisi 10 milyar dolardan fazla olan devasa bir cazibe merkezini İstanbul'a kazandırmış olacağız. Kanal İstanbul aslında bu demek. Çok güzel hocam. Yani 7-8 maddede saydınız. Evet. Yani sadece bir kanal geçiş ücretine indirgenemeyeceği. Ben orada tabloda sadece kanal geçiş ücretleri, evet, üzerinden bile hesaplarsanız 7-8 milyar dolarlık sürekli Türkiye'ye bir, evet, giriş yapacak bir kanaldan bahsediyoruz. Ama siz diyorsunuz ki bunun ötesinde entegre bir proje, evet, 7-8 alandan birden toplamda Türkiye'ye katkı sunacak. Evet. Bunları sayarken önce limana işaret ettiniz. Evet. Avrupa'nın en büyük limanlarından bir tanesi İstanbul olacak. Evet. Neyi kastediyorsunuz hocam? Şimdi bu Karadeniz'de 5 milyon TEU'luk bir liman inşa edilecek. 500 bin TEU'luk bir liman da Küçükçekmece
de inşa edilecek. 5 milyon TEU ne demek? Şu anda Türkiye'nin en büyük limanının yaklaşık 3 katı demek. Şu anda Türkiye'de faaliyette bulunan en büyük limanın yaklaşık 3 katı demek. Karadeniz'i biz sadece bir deniz olarak görüyoruz. Karadeniz bir havzadır. Tuna, Main, Ren kanalı üzerinden Kuzey Denizi'ne bağlanır. Dinyeper, Vistül bağlantısı üzerinden Baltık Denizi'ne uzanır. Don, Volga ve Neva kanal ve nehir sistemi üzerinden yine Baltık Denizi'ne bağlanır. Don, Volga kanalı üzerinden de Hazar Denizi'ne bağlanır. Karadeniz böyle bir yer. Bu havzanın eğer siz bu kanalları ve nehirler sistemini dikkate almazsanız işte 300 milyon insanın yaşadığı, birkaç trilyon dolar gayri safi milli hasılanın olduğu bir bölgedir burası. Ama bütün bu kanal sistemini dikkate alır da Karadeniz'i bir havza olarak görürseniz 600 milyondan fazla insanın yaşadığı, efendim 10 trilyon dolar civarında bir gayri safi milli hasılanın oluştuğu bir bölge burası. Dolayısıyla da buranın dünyaya açıldığı yer neresi, bağlandığı yer neresi? İstanbul Boğazı. İstanbul Boğazı bu bağlantıya cevap verebilecek durumda mı? Hayır. İşte Kanal İstanbul bunun için var. Kanal İstanbul bu bölgeye adeta bir nefes borusu olacak, bir soluk borusu olacak. Kanal İstanbul sayesinde bu bölge dış dünya ile daha etkili, daha hızlı, daha güvenli bir şekilde bağlantı sağlayabilecek. İşte bu liman da Karadeniz Havzası'nın en büyük limanı olacak. Bakın şu anda Türkiye'nin limanları Karadeniz, sadece Karadeniz üzerindeki limanları düşünün. Orta ölçekli limanlar bizim limanlarımız. Büyük limanlar değil. Yani bir Odessa kadar, bir Novorossiysk kadar, bir Köstence kadar Karadeniz'de limanımız yok. İşte en son Filios Limanı yapıldı. Bütün etaplarıyla birlikte hizmete girdiği zaman Filios Limanı bu limanlarla rekabet edebilecek bir liman olacak. Ama işte Karaburun'daki liman çok farklı. Karaburun'daki o liman, devasa bir liman tabii ki, yani olacak ve dediğiniz gibi bu devasa bir havzayı havzanın merkezine oturacak. Tabii kilidi olacak, peki, anahtarı olacak harika. Bu havzanın. Peki bu Çin'in bir kuşak bir yol projesiyle evet. ilişkilendirmek mümkün mü? Yani elbette onun bir o projenin bu limanla ilişkisi olacak mı? Tabii ki elbette. Şimdi öncelikle Çin'i doğru okumak lazım. Çin ne demek? Çin'i bazıları eski Sovyetler Birliği ile mukayese ediyor. Çin Sovyetler Birliği ile mukayese edilemeyecek bir ülke, onu söyleyelim. Sovyetler Birliği'ni ekonomik zayıflık yıktı. Çin'i ise ekonomik gücü ayakta tutuyor. Aynen öyle tabii. Hocam, çok doğru. Çin bugün dünyanın en büyük iki Ar-Ge merkezinden biri. Biri Amerika Birleşik Devletleri, ikincisi Çin. Dünyanın en büyük iki finans merkezinden biri. Amerika Birleşik Devletleri birinci sırada, Çin ikinci sırada. Çin'i doğru okumak lazım. Çin dünyanın en büyük üretim üssü. Evet. Çin o kadar büyük bir üretim üssü ki ülkede üretilen bütün mamuller nüfusu Çin kadar büyük olan bir ülke olan Hindistan'ın 3 katı. Evet. O kadar büyük bir ülkeden bahsediyoruz. Peki bu üretilen mamullerin dünyanın geri kalan kısımlarına ulaştırılması için nasıl bir çalışma içerisinde Çin? Onlardan biri de kuşak yol projesi. Neden kuşak yol projesi? Çünkü Çin için en önemli pazarlardan biri Orta Doğu, Avrupa ve Afrika. Bu üç pazar, işte kuşak yol projesi öncelikle bu üç pazara hitap ediyor. Peki kuşak yol projesi kapsamında en avantajlı Avrupa pazarlarına hitap eden en avantajlı güzergah hangisi? Rusya güzergahı. Avrupa pazarı dediğimiz en pahalı, en karlı pazardan tabii bahsediyoruz. Tabii ki. Çünkü Avrupa Birliği İngiltere ayrılana kadar dünyanın en büyük ekonomisiydi. İngiltere ayrıldıktan sonra ABD'nin bir basamak altına düştü. Fakat yine de çok büyük. Yani yaklaşık 20 trilyon dolar gayri safi milli hasılası olan bir birlik Avrupa Birliği. Bir de Avrupa Birliği ile entegre ülkeler var. İsviçre var, Norveç var mesela baktığımızda. Aslında İngiltere olacak. Tabii ki ve İngiltere de entegre bir ülke. Dolayısıyla baktığımızda aslında yekünde Amerika'nın önünde Avrupa Birliği bir pazar olarak. Evet. Peki en kısa güzergah neresi? Çin üzerinden Rusya'ya, Rusya'dan Avrupa Birliği'ne. Çünkü Rusya Avrupa Birliği'ne komşu. Evet. Çin üzerinden Türkiye'ye gelmek çok zor. Gerçekten çok zor. Çin'den çıkacaksınız. Kazakistan'a gireceksiniz. Kazakistan'dan çıkacaksınız. Hazar Denizi'ni açacaksınız. Azerbaycan'a gireceksiniz. Oradan çıkacaksınız. Gürcistan'a gireceksiniz. Gürcistan'dan çıkacaksınız. Türkiye'ye gireceksiniz. 4-5 tane gümrükten geçeceksiniz. Ama Kanal İstanbul projesi kapsamındaki bu büyük liman, ben size şunu söyleyeyim. Çinlilerin bir kere ağzının suyunu akıtıyor. Neden? Çünkü bütün Karadeniz havzasına hitap edecek bir liman. Eğer bu liman inşa edilir de hayata geçer de Çin ile sağlıklı bir
ilişkiler sistemi, ekonomik anlamda söylüyorum ben, mevcut ilişkiler sisteminin ötesinde daha güçlü ilişkiler sistemi kurulursa, inşa edilirse bu liman Akdeniz'deki Pire Limanı'na alternatif olur. Çin'in Akdeniz'deki şu anda en büyük sıçrama tahtası Pire Limanı. 10 milyon teoluk kapasitesi var. Bu liman bütün Karadeniz havzasına hitap eder ve bütün Karadeniz havzasını Türkiye'ye bağımlı hale getirir. O açıdan önemli. Yani bu açıdan bakmak lazım. Yani şimdi bir kuşak bir yol şeyden Çin'den çıkacak, Rusya'ya gidecek, Rusya'dan Karadeniz'e çıkacak, Karadeniz'den Boğazlar'dan mı devam edecek? En önemli şey. Şöyle söyleyeyim ben. Eğer biz bu limanı Çin'le işbirliği halinde şey yapabilirsek, ne diyeyim ben size, Çin böyle için bir küresel ekonomiye entegre edersek, elbette küresel ekonomiye entegre edersek bu liman Rusya hattını güneye indirir. Yani Türkiye hattının cazibesini artırır. Rusya hattı şu anda bir numaralı hat. Bizimki iki numaralı hat. Bizimki Rusya hattının önüne geçebilir. Onu söylüyorum ben. Onu söylemeye çalışıyorum. Ya, bizimki ayrıca biliyorsunuz işte hem Afrika'ya ulaşımı sağlıyor hem Orta Doğu'ya da ulaşımı sağlıyor. Ben şey için söylüyorum. Sadece Avrupa pazarı için söylediniz. Evet. Dolayısıyla hani Rusya ayağı daha doğrudan olmasına rağmen Türkiye ve kanal üzerinden gidecek bir ayak dünyaya Çin'i daha fazla açma ihtimalini daha avantajlı hale getirir. Dolayısıyla Çin'in de hani dediğiniz gibi gerçekten çok ilgilendiği bir proje olabilir. Evet. Ama maalesef ülkemizde bu sanki şey gibi anlatıldı. Yani Amerikalılar Karadeniz'e çıkmak istiyor. Montreux'u delmek için işte savaş gemilerini geçirmek istiyor. O yüzden de kanaldan savaş gemisi geçecek ve Karadeniz'e Amerikan savaş gemileri girecek bir hikaye. Halbuki çok gerçekçi değil. Çünkü biliyorsunuz anlaşmanın içerisinde savaş gemilerinin belli tonajı üzerindeki savaş gemilerinin Karadeniz'de durma şeyi 21 gün. Dolayısıyla ve zaten 30 nereden geçerse geçsin 21 gün sonra Karadeniz'den çıkmak zorunda. Aynen. 30 bin ton ve 45 bin ton sınırlamaları var. Kaldı ki ABD'nin Karadeniz'de donanma bulundurma hususunda da çok fazla sıkıntısı yok. Şundan dolayı Bulgaristan NATO üyesi, Romanya NATO üyesi, Gürcistan zaten Rusya ile bu şekilde biliyorsunuz birbirlerine düşmanlar. Yani Amerikan gemilerine Gürcistan bayrağı çektirip de Karadeniz'e de çıkarabilir veya Romanya bayrağı çektirip de Karadeniz'e çıkarabilir. Bu şekilde komplo teorileri üretmenin çok fazla bir mantığı yok. O açıdan ben size çok hak veriyorum. Kanal İstanbul'u önünü böyle saçma sapan şeylerle kesmenin de gerçekten Türkiye'ye zarardan başka bir şey yok. Hocam bu lojistik merkez kavramını da özellikle kullanıyorsunuz. Evet. Neyi kastediyorsunuz lojistik merkez? Şimdi lojistik merkez şudur. Bir mamülü üretirsiniz. Bu mamülü şeye ulaştırmanız lazım. Tüketim merkezine yani pazara ulaştırmanız lazım. Şimdi ürettiğiniz mamülü üretim tesisinden aldığınız andan itibaren o transfer aşamasından itibaren depolanmasından sonra da tekrar dağıtım aşamasına ve dağıtıldığı yerlerde de ta tüketiciye ulaşana kadar geçen bütün aşamaları içeren böyle çok kompleks bir kavramdır, lojistik kavramı. Şimdi Türkiye rekabet edilemez bir coğrafi üstünlüğe sahip, fakat ülkemiz 10 yıllar boyunca lojistik açıdan önemli bir merkez haline gelemedi ne yazık ki. Bir tarafta zengin Orta Doğu ülkeleri var, bir tarafta gelişmiş Avrupa Birliği ülkeleri var. Biz ikisinin arasındayız. Avrasya'nın en önemli lojistik merkezi olacak konuma sahibiz. Ama ne yazık ki bu kapasite oluşturulmamış ülkemizde. Lojistik faaliyetler son derece dağınık ve koordinasyonsuz. Limanlarımızın kapasitesi yetersiz. Birçok limanımızda demiryolu bağlantısı yok vesaire. Artı büyük havalimanları ülkemizde şu son 15-20 yıldır yapılıyor. Tabii. Yani ondan önce ülkemizde ne yazık ki en büyük havalimanı Atatürk Havalimanı'ydı. Onun da işte içinde bulunduğu durum ortada. Dolayısıyla da lojistiği iyi okumak lazım. Lojistik sektörü İstanbul Havalimanı ile birlikte, Kanal İstanbul bölgesindeki o iki büyük limanla birlikte ve İstanbul'un muazzam ekonomik gücüyle birlikte bütün Avrupa'ya hitap edecek bir şey sağlayacak, ekonomik avantaj sağlayacak. Yani İstanbul'daki lojistik faaliyetler önemli ölçüde bir kere dağınıklıktan ve koordinasyonsuzluktan kurtulacaklar. Bu çok mühim bir şey. Onu öncelikle ifade edelim. Çünkü Kanal İstanbul bölgesindeki limanlara demiryolu bağlantıları da sağlanacak. Dolayısıyla da İstanbul'un bu en büyük açığı
En büyük eksikliği de böylece ortadan kalkmış aslında olacak. Aslında Karadeniz Hava Demir Yolları aslında İstanbul'un batısında bir yerde toplanacak. Evet, evet, buluşacaklar diyelim. Dolayısıyla hani bu koordinasyonsuzluk ortadan kalktığı müddetçe de hani daha fazla İstanbul merkezi olacağı, daha fazla ticaretin akacağı bir yer haline. Evet, evet. Hocam bunu da anladık. Bu turizmle ilgili kongre turizmi, çevre turizmi ve benzeri şeylerden bahsediyorsunuz. Evet, ekolojik. Ekolojik turizmden bahsediyorsunuz. Bununla ne kastediyor? Bunun ne kazancı olabilir Türkiye'ye? Şimdi en fazla gelir getiren turizm dallarından biridir. Kongre turizmi artı fuar turizmi. Bunlar çünkü... Şu an İstanbul'da yok mu bunlar? Şöyle, İstanbul'da kongre merkezleri var. Lütfü Kırdar Kongre Merkezi var. Haliç Kongre Merkezi var. İstanbul Kongre Merkezi var. Bunlar orta ölçekte kongre merkezleri. Büyük kongre merkezleri değil. Yani dünyanın gittiği istikamete cevap verebilecek kongre merkezleri değil. İstanbul rekabet edilemez coğrafi konumu ve aslında güçlü turistik ve otelcilik altyapısı dolayısıyla 2011 yılında dünyada en fazla geniş katılımlı kongre düzenlenen şehir oldu. Ama 2011 yılında. Geldik 2021'e. Dünyadaki kongre turizminin gittiği istikamet çok iyi okunamadığı için ne yazık ki bizde turizm sektörüne yön veren insanlar ve o kesimde faaliyet gösteren firmalar tarafından gerekli altyapı çalışmaları maalesef oluşturulamadı. Mesela bir örnek vereyim. Almanya'da Hannover'deki Deutsche Messe dünyanın en büyük fuar merkezidir. 496 bin metrekare büyüklüğü var. Hannover'in nüfusu 455-500 bin. Bakın 450-500 binlik bir şehirde dünyanın en büyük kongre merkezi var. Aşağı yukarı aynı büyüklükteki fuar merkezi Frankfurt'ta da var, Köln'de de var, Münih'te de var Almanya'da. Berlin'de de var bakın. Çin'e gidiyorsunuz Şangay'da da var. Efendim işte Kanada'ya gidiyorsunuz Toronto'da da var. Buralarda aynı zamanda devasa kongre merkezleri de var. Şu anda dünyanın en önemli kongre merkezi hangisi? İşte Viyana. Bakıyorsunuz Paris, öbür tarafta New York, Londra vesaire buralar. Ama bunların hiçbiri İstanbul'dan daha avantajlı konuma sahip değil. Ne ile peki bu kadar büyük kongre merkezinden, kongre endüstrisinden pay alıyorlar dünya üzerinde kongre ekonomisinden? Altyapılarıyla, oluşturdukları kapasiteyle. İşte burada oluşturulacak kongre merkezi 5-6 bin kişilik salonuyla, onun yanında yüzlerce büyük salonu, yüzlerce salonuyla, bunun yanı sıra hemen yanı başındaki sayısız otelle, İstanbul Havalimanı'ndan direkt 15-20 dakikada sağlanabilecek transferle, o bölgede oluşturacağınız sayısız cazibe merkeziyle beraber burası dünyanın göz bebeği haline gelecek gerçekten. Yani Kanal İstanbul bu açıdan baktığımızda dünyanın en klas şehirleriyle rekabet edebilecek bir kapasiteyi İstanbul'a sağlayacak, kazandıracak. Anladım hocam, çok teşekkür ediyorum. Yani sadece bir kanal, geçiş ücreti, Boğaz'daki gemi trafiğinin batıya aktarılması meselesi değil. Aslında bir mega proje olarak Türkiye'ye geçişin ötesinde çok büyük avantajlar sağlayacak, İstanbul'u bir cazibe merkezi haline getirecek bir projeden bahsediyoruz. Umarım bu konu ayrıntısıyla daha fazla tartışılır. Umarım Türkiye bu tür büyük projelerin ne anlama geldiğini önümüzdeki dönemler anlar. Çünkü sadece bir şeyden bahsetmiyoruz. Bir fabrika kuruyorsunuz, 10 sene çalışacak bir şeyden bahsetmiyoruz. Yüzlerce yıl çalışacak bir sistemden bahsediyoruz. Entegre bir projeden bahsediyoruz. Evet. Hocam katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Bilgilendik, sağ olun. Bu akşamlık bizden bu kadar. Briefing saati burada sona eriyor. Önümüzdeki hafta başka konularla karşınızda olacağız. Bizi izlemeye devam edin.